Günaydın. Lucas 1991 yılında dünyaya geldi. Jack ve Margaret'in ilk çocuklarıydı. Asi davranışlarına rağmen yetenekli bir mucitti ve sergilediği çalışmalarıyla birçok ödül kazandı. Lucas'ın çocukluğunda Oliver adında bir çocuk vardı. Lucas'ın zihinsel anormallikleri fark edilince Oliver onunla sık sık dalga geçiyor ve onu zorbalıyordu. Oliver'a daha fazla katlanamayan Lucas, Oliver için bir plan yaptı. Oliver'ı sahte bir doğum günü partisine davet etti. Oliver davet için geldiğinde Lucas onu tavan arasına kilitledi. Kilidi açmak için uzaktan kumanda kullanıyordu. Kimse bulamasın diye uzaktan kumandayı ödüllerinden birine saklamıştı. Çatı katında Oliver'ı ölüme terk etmişti. Daha sonra Louisiana eyaletindeki bir üniversitede okumaya devam etti. 2014 yılına gelindiğinde Lucas ve kız kardeşi hala ailesinin evinde yaşıyordu. Antisosyal doğası onun sürekli olarak ailesiyle arasının bozulmasına ve tartışmasına sebep oluyordu. Bu olayları kaydetmek ve hayal kırıklıklarını dile getirmek için dizüstü bilgisayarında bir siktret listesi oluşturmuştu. Şiddetli bir fırtınanın bölgeyi vurmasının ardından Lucas dışarı çıktı ve batan bir gemi buldu. Babasına bunu anlatıp araştırmaya gittiler ama hayatta kalan tek bir kişi buldular. Mia Winters. Lucas daha sonra Mia'yı eve aldı. Daha sonra Jack, Evelyn adında bir kızla geri döndü. Margaret, Evelyn için Lucas'ın eski yatak odasını ayarlamıştı. Lucas bu duruma sinirlenmişti ancak yine de razı olmuştu. Evelyn uyandığında Lucas bilincini yitirmişti. Daha sonra Jack, onu hediyesini vermesi üzere Evelyn ile buluşması için sürüklediğinde babasına korku içinde bunu yapmamasını söylüyordu. Küf maddesi üretme ve fiziksel temas kurduğu insanları kontrol etme yeteneğine sahip olan Evelyn, Lucas da dahil olmak üzere Baker ailesini ele geçirmişti. Onları ve Mia'yı ailesi haline getirdi. Lucas, babası ve annesiyle birlikte yenilenme yetenekleri kazandı. Hatta Jack, Lucas'ın elini kestikten sonra yeniden çıkarabilmişti. Lucas, Connections için çalışan ajanlarla işbirliği yaptığında, ona Evelyn'in onu kontrol etmesini engelleyen bir serum sağladılar. Karşılığında Lucas, onlara adına ailesini gözetleyecek ve bir yandan da Evelyn'i onun hala kontrolü altında olduğunu düşünmesi için kandırmaya çalışacaktı. Lucas mülkiyeti elinde tuttuğu süre boyunca ailenin eski ahırında ayrıntılı bulmacalar inşa ediyordu. Bunların bazıları çözülse bile kurbanın ölümüne sebep olacağı kesindi. Ayrıca Connections tarafından kendisine baş araştırmacı rolü verilmişti. Bu durum Stanford Üniversitesi'nden mikrobiyoloji alanında yüksek lisans derecesi olan başka bir araştırmacıyı dehşete düşürmüştü. Araştırmacının notuna göre genellikle test deneklerini birbirleriyle kavga ettiriyor ve anlamsız otopsiler uyguluyordu. Lucas sonunda Connections'a ihanet etti. Tüm araştırmacıların kalıplanmışlar tarafından öldürülmek üzere bir odaya kilitlenmesini sağladı. Kanalizasyon timsahları perili eve gelip Jack Baker ile karşılaştıktan sonra Lucas hayatta kalan Clancy Jarvis'i aldı. Onu ve hayatta kalan diğer kişi olan Hoffman'ı Blackjack oynamaya zorladı. Kaybeden acı sonuçlarla karşı ulaşacaktı. Clancy daha iyi bir kart oyuncusu olduğunu kanıtladı ve Hoffman'ın ölümüne yol açtı. Lucas daha sonra onu parti odasına götürdü. Bağlarını çıkardıktan sonra Clancy'ye bulmacayı çözmesini söyledi. Clancy pastanın üzerine bir mum koyduğu zaman ona özgürlüğünü vereceğine söz vermişti. Ancak Lucas bulmacayı çok zekice dizayn etmişti. Mumu pastaya koysa bile bulmacayı çözmesi gereken kişinin sonu ölüm olacaktı. Bulmacayı tamamladığında pasta patladı ve odayı ateş aldı. Clancy alevleri söndüremediği veya kaçamadığı için hayatını kaybetti. Alevler söndükten kısa bir süre sonra Lucas kamerayı almak için odaya girdi ve ölümünden sonra bile Clancy ile alay etti. Happy birthday! Mia'nın kocası Ethan Winters, Jack tarafından yakalandığında Lucas ailesiyle birlikte akşam yemeğine katılmıştı. Ethan'a sürekli yemek fırlatıyordu. En son yemek tabağını fırlattığında Jack Lucas'ın elini kesti.
Lucas bir daha olmaz diye bağırmıştı. Bu da bunun ilk kez yaşanmadığını gösteriyordu. Bir polis memuru gelip kapıyı çaldığında Lucas ve Jack muhtemelen ondan saklanmak ya da onu öldürmek için ortadan kayboldular. Ethan eski aile evini araştırırken Mia'yı bodrumda buldu. Ancak ona ulaşamadan Lucas arkasından gelip Mia'yı rehin aldı. Ethan'ın eski evi araştırması ve Margaret ile kavgası sırasında Lucas evin etrafına anahtarlar yerleştirdi. Bu anahtarlar girişi kapalı olan odalara erişim sağlayacaktı. Bu anahtarlardan birini ölen şerif yardımcısının içine yerleştirmişti. Bu sırada Zoe tedavi için karavandaki lazım olan malzemeleri alıyordu. Lucas burada Zoe'yi yakaladı. Ethan malzemeleri topladıktan sonra karavana vardığında Lucas karavandaki telefonu aradı ve Ethan'la alay ederek Zoe'yi yakaladığını ve ahıra girmesine izin verecek anahtar kartları toplaması gerektiğini söyledi. Lucas ayrıca Ethan'a her şeyin olduğu gibi kalmasını istediğini açıklayan kısa bir videoda çekmişti. Ethan ahırda ilerlerken tuzaklarını bozup kalıplıları yenerken Lucas sürekli onunla dalga geçiyor ve sinirlerini bozuyordu. Parti odasına vardığında Clancy'nin kaderini bir video kasette gören ve hatalarından ders alan Ethan bulmacayı doğru olacak şekilde tamamladı. Lucas Ethan'ın hayatta kalmasına sinirlendiğinden Ethan'ı öldürmek için odanın duvarındaki delikten bir dinamit fırlattı. Ancak Ethan onu delikten geri atarak hayatta kaldı. Lucas olayların bu şekilde değişmesine sinirlenip bulunduğu yerden kaçtı. Bir daha karşısına çıkamayacağına rağmen Ethan'ı daha fazla sürprizinin beklediğini söyledi. Ethan tuz madenlerine girdiğinde IED tuzaklarıyla karşılaştı. Umbrella'nın özel kuvvetler ekibi Baker çiftliğinde araştırma yapıyordu. Chris Redfield Evelyn'i öldürmesi için Ethan'a yardım etmişti. Ethan'ın Evelyn'i öldürmesine yardım ettikten sonra Chris, Lucas'ın peşine tuz madenlerine girdi. Zamanın açıklanmayan bir noktasında Lucas, kendisiyle birlikte çalışan Connections bilim adamlarına ihanet etti ve olayı bir kaza olarak örtbas etmeden önce hepsini kalıplanmışlara yedirdi. Umbrella'nın peşinde olduğu ve üçüncü bir tarafın E serisi verilerine ihtiyaç duyduğu bir dönemde Lucas, işlemlerini tamamlamak ve eski iş ortaklarıyla bağlarını kesmek için son bir girişimde bulundu. Yem olarak kullanmak için Chris'in emrinde çalışan 3 Umbrella askerini yakaladı. Chris yakalanan bu operatör operatörlerden ilkini kurtarmaya çalıştığında Lucas başka bir operatör kılığında gelip Chris'in koluna plastik bir patlayıcı yerleştirdi ve ardından benzer bir bombayı rehinenin boynunda patlattı. Lucas Chris'i öldürmeye çalışmanın bir başka yolu olarak madenlere E tipi sporları salmaya devam etti. Daha sonra elektrikli testereyle ikinci esir askerin kafasını kesti ve başka bir uzaktan kumandalı bombayla son operatörün kafasını uçurdu. Chris'le alay ederek koluna yerleştirdiği bombayı etkinleştirdi. Ancak Chris onu sıvı nitrojenle dondurarak zamanında çıkarmayı başardı. Chris'i öldürmek isteyen Lucas, tuz madeninin yok olmasına neden oldu. Ardından bilinmeyen bir müşteriye Evelyn ve kalıplanmışlar hakkındaki araştırma verilerini içeren bir e-posta gönderdi. Ancak Chris madendeki patlamalardan sağ çıkmayı başarmıştı. Lucas'ı kovalamaya devam ediyordu. Kovalamacanın sonunda Lucas, Chris'i pusuya düşürdü ve ona bıçakla saldırdı. Ancak Chris onu geri itti ve göğsünden vurdu. Bu da Lucas'ın mutasyon geçirmesine sebep olmuştu. Chris sonunda üstünlüğü ele geçirdi ve Lucas'a ölümcül hasar vererek onu etkisiz hale getirdi. Ardından Lucas'ı pompalı tüfeğiyle başından vurarak kalıcı olarak öldürdü. Chris daha sonra Lucas'ın bilgisayarına ateş ederek bilinmeyen müşterilerin onun verilerini almasını engelledi.